Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Coffee Talk'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım günün haberleri nelermiş. Askeri personel Atlantik'ten gelen göç dalgasını önlemek için doğu kıyısına konuşlandı. Kurt adam temsilcileri bakanlığı daha erişebilir yatıştırıcı yapmaları için zorluyor. Salaç kasabasındaki doktor çocuk klonlama deneyleri yaptığı için tutuklandı. Salaç kasabasındaki doktor çocuk klonlama işte virgülün önemi. Bunun iyi olacağından emin misin? Evet. Yani üstesinden gelmek biraz zor olacak. Ama hikaye farklı katacağı kesin. Farklılık her zaman iyi olmayabilir. Güzel bir konsept. Tabii bu konsepti eklerken dikkatli olmalı. Zarafetle yaklaşmalısın. Zarafetle. Biliyorum. Ben bunun sesini ince yapmıştım. Tamam. Hey Gala. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz Gala Bey. Biliyor muyum? Yoğun bir tartışma yapıyor gibiydiniz. Önemli bir şey değil. Metcan bana geri bildirim veriyordu. Yazdığım kitap için. Gergin bir konu gibi. Bu gece ne yapacaksın? Oturup biraz dinleneyim demiştim. Lütfen varlığım tartışmanızı bölmesin. Oh, merak etme. Yine de Metcan'ı bir saniyeliğine rahatsız edeceğim. Tabii, nasıl yardım edebilirim? Bir fincan... yatıştırıcı içeceğimi hatırladın mı? Tabii ki. Bir kez daha denemek ister misin? Son siparişte bir şey eksikti. Unutma. Çay ve zencefil. Diğer malzeme bu ikisinden farklı bir şey. Şimdi çayı ekliyorum. Zencefili ekliyorum. Süt mü eklesem acaba? Farklı bir şey. Bambaşka bir şey. Alın. Bambaşka bir şey dedi. Süt ekledim bu sefer. Önceden süt eklememiştin değil mi? Bulmuş muyum? Neredeyse. Ama hayır. Her neyse. Lütfen beni aldırmaya ve tartışmanıza dönün. Merak etmeyin Gala Bey. Bu akşamlık işimiz bitti. Senin bitti. Sayende bir süre ev ödevim var. Rica ederim. Hayt. Geliyor musun? Hayır. Bu akşam yalnızım. Huzurlu bir akşam olacak o zaman. Bu çok kabaydı Freya. Hadi ama şaka yapıyordum. Yine de düşüncelerini kibarca aksarmayı öğrenmesi gerekiyor. Öyle görünmeyebilir. Ama çok nazik birisidir. Öyle görünmediği kesin. Bu senin için de geçerli. Hadi ama ya. Ooo, kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Siz nerelerdeydiniz? Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz Bay Deis Bey. Selam. Nasıl gidiyor Freya? İyi değil. Sorun nedir? Metcan hikayemi eleştiriyordu. Buna geri bildirim deniyor. Zalimce bir geri bildirim. Ama gerekli bir geri bildirim. Kulağa ilginç geliyor. Hikayenin sorunu ne? Hikaye doğrusal olmayan bir hikaye ve hiç basit değil. Kendi maceranı oluşturduğun bir hikaye kitabını düşün ama yetişkinler için. Şu ana kadar sıradan. Ama hangi sayfayı okuyacağını seçmek yerine verdiğin her karara sen bir çeşit puan veriyor sana. Ne? Hangi sayfaya gideceğini bir puan belirliyor. Kitaptan çok bir oyuna benziyor. Biliyorum. O kadar da özgün bir kitap değil ama hedefim ana akım okurlar olacak. Nasıl? Yayıncımın yardımıyla. Bu tarz bir kitap ana akım olabilir. Tıpkı Netstream'de kendi maceranı seçtiği gibi. Yeni bir fikir değil ama pazarlama sayesinde ve dahil olan isimlerle ana akım pazarına ulaştı. Kulağa ilginç geliyor. Ve oldukça hırslı Freya. En azından diğer fikrimden daha basit. Hangisi? Romanı kitap şeklinde sunmamak. Hikaye kartları şeklinde sunmak. Nasıl? Değil mi? Sanki sınırsız vakti varmış gibi. Ve hikayeyi sadece insan ırkının olduğu bir dünyada. Tasarlayacağı gibi hassas bir etkeni göz önünde bulundurmuyor bile. Ne dedin sen? Hayır, öyle olmasının bir sebebi var. Ben bitirene kadar bekle, tamam mı? Tamam, tamam. Az önce Metcan da söyledi, yeteri kadar zamanım olmayacak. İlk aşamayı geçmek bile zor olacak. Bu yüzden işimi daha da zorlaştırmak istemem.
Mantıklı. Bu arada genel olarak hikaye ne hakkında? Bunu öğrenmek için beklemen gerekiyor. Eğlenceni baltalamak istemem. Öyle diyorsan. Her neyse, hiçbir şey sipariş etmemişim. Bu gece ne içmek istersiniz? Zencefilli latte, yapmasını biliyorsan tabii. Zencefilli latte işte. Doğru yapmadın mı? Süt, zencefil, kahve. Hayır, doğru yapmadım galiba. Bir servis edelim bakalım. Dur bakayım, zencefilli latte. Doğru yap. Kahve, süt, süt. Kafe latte oluyor ama zencefilli latte dedi. Yanlış yaptık ya. İşte içeceğiniz. Sağ ol. Güzel. Ama biraz daha zencefil koyman gerek. Kötü olduğundan değil ama sanırım ben öyle seviyorum. Not edildi. Bu arada nasıl gidiyor Bayleys? Hala son müşteriniyle mi meşgulsün? Oh, onun da işim bitti. Bitti mi? Projeyi mi bıraktın? Hey, ben deli değilim. Hala paraya ihtiyacım var. İşimi zaten bitirdim. Son birkaç günümü teslim tarihinden önce vermeye ayırdım. Beğendi mi? Bayıldı. Birkaç şikayeti oldu tabii ama onu ikna ettim. Anlamayacağı tasarım metinleri kullanarak, terimleri kullanarak. Yani işini palavralarla mı bitirdin? Palavraların hası hanımım. Tüm serbest çalışanların bilmesi gereken bir beceri. Şu an herhangi bir şey üzerinde çalışıyor musun? Hayır. İşe biraz ara veriyorum. Birkaç kişisel mesele üzerinde durmalıyım. Oh. Sen ve Lu gibi mi? Onun gibi bir şey. Bu arada merak ediyordum da nasıl tanıştınız? Sormamın sakıncası yoksa. Sakıncası yok. Yani genç ve aptaldım, bilirsin. Hadi ama. Hangimiz değildik? Haklısın. Peki. Üniversitedeyken biraz çapkındım. Oo, ilginç. Yani şu yakışıklılıkla bu çocuğu şey yapmayan yoktur herhalde, hani bir peşini bırakmayan yoktur. Ve en iyi arkadaşımın sevgisini arkadaşına yazıyordum. Ne? Bir dakika, ne? Tamam, yavaş anlatacağım. Yakın bir arkadaşım vardı. Bir inkobus. Tamam. Ona Cognac diyelim. Cognac'ın bir sevgilisi vardı. Peki. O kızın bir arkadaşı vardı. İşte o arkadaşına yazıyordum. Oh, anladım. Tamamdır. Oralardaki en çekici kızdı. Ama herkes bilir ki çıkmak isteyebileceğin tipten biri değildi. Neden? Çünkü detaylara girmek istemiyorum. Ama bu Skobaz çok çekiciydi. Ve bütün erkekler onunla yatmak istiyordu. O kız da çapkındı. Nasıl? Hiç Lu gibi durmuyor. Çünkü Lu değildi senin zeka küpü. Ha? Lu arkadaşımın sevgilisiydi. Vay anasını. İşler gittikçe kızışıyor. Diğer kızın ismi Rose diyelim. Devam et. Lu'yu Cognac ile olan ilişkisinden tanıyorum. Bu sahte bir isim değil mi? Evet. Şimdi araya girmeden anlatmama izin verir misin? Tamam. Lu'ya Rose hakkında bir sürü şey soruyordum. Neyin peşinde olduğumu anlamıştı. Bu onu çok rahatsız etmişti. Ama onu rahatsız etmeye devam ettim. Yani eskiden oldukça aktif bir çocuktum. Bir gün Lu bizim evi ziyaret etmişti. Üniversitede Cognac ile yaşıyordum. Eve yeni gelmiştim. Lu da kapıdaydı. Tamamen bir tesadüf. Eve beraber girdik ve ilginç bir görüntüyle karşılaştım. Ne? Cognac Rose'la yatıyordu. Oha, vay anasını. Lu'nun yüzündeki ifadeyi gördüm. İnancının kayboluşu, öfke, üzüntü ve farkına bile varmadan Cognac'ı yumrukladım. Ne yaptın? Onunla kavga ettim. Oh, sana anlatmamıştım. Cognac çocuklara Jiu-Jitsu dersi veriyordu. Oldukça yetenekli. Amanın. Evet, yumruğu indirdim. Ve beni olduğu gibi yere serdi. Kolayca. Lu onun için kavga etmemem için yalvardı. Daha çok Cognac'a yalvarmış gibi.
Hey, dalga geçmiyorum. Kaybetmiş olabilirim ama kolay pes etmedim. Çok fena dayak yemiştim. Sonra Lu yaralarımı iyileştirdi. O zamandan beri daha da yakınlaştık. Tam tarihini hatırlamıyorum bile ama birden bu arkadaşlık ilişkiye dönüştü. Bu çok iyi bir hikayeydi. Biliyorum. Onu hiç gördünüz mü? Gördük de bir şey diyeceğim. Şimdi bu Freya bunların hikayesini yazıyor ya. Bunlar daha sonrasında gelip şey demesin. Sen işte bizi yazdın falan filan hani. Bütün özel hayatımızı döktün. Onun için gerçek isim kullanmaması lazım. Ama biliniyor hikaye. Ne bileyim. İnsanların hikayelerini onlara danışmadan yazmak bir garip geliyor bana. Evet. Birkaç gün önce geldi. Nasıldı? Telefonlarıma ve mesajlarıma cevap vermedi. Şey, sağlığı yerinde ama bir tartışmaya girdi. Kiminle? Erkek bir model var. Model mi? O tür bir kız olduğunu bilmiyordum. Bir modelle çıkmak isteyecek. O beraber değiller. Ne hakkında tartışıyorlardı? Şey, ilişkiniz hakkında konuşuyorduk. Lu kavganızın ardındaki sebebi anlattı. Ailenle olan şeyleri. Sonra o adam Hyde konuşmaya dahil oldu. Ne dedi? Lu'nun aile onayı almakta neden bu kadar ısrarcı olduğunu anlamadı. Şey, göz önüne alındığında işte ne? Aileni terk etme niyetin. Onun için bunu yapar mıydın? Evet, yapardım. Elf ailemden bıktım usandım. Neden öyle diyorsun? Sana ailemden bahsedeyim. Ya da çoğu elf ailesinden. Kendilerini çok yüce ve kudretli zannediyorlar. Elf olarak doğunca yazılı olmayan kuralları takip etmen gerekiyor. Saygınlık ve görünüş elfler için her şeydir. Ailemize asla ama asla kötü göstermemeliyiz. Sadece belli kişilerle arkadaşlık kurabilirsin. Belli bir şekilde giyinebilirsin. Belli işlerde çalışabilirsin. Saygın ve başarılı olarak kabul edilen işler. Mesela doktorluk, avukatlık veya genel müdürlük. Bilirsin. Çocukluğumdan beri sanatçı olmak istemiştim. Çizmeyi ve ortaya bir eser koymayı seviyorum. Ancak elflerin gözünde sanatçı olmak başarılı sayılacağım bir iş değil. Da Vinci falan olmazsan tabii. Tabii iş dünyasından sanat dünyasına geçtiğim zaman ailem dünyanın sonu gelmiş gibi davrandı. Asla zengin ve başarılı olamayacağımı söylediler. Bütün bunlar sanat dalında diploma almak istediğin diye mi oldu? En kötü kısmı ne biliyor musun? Lou'yu suçladılar. Nasıl yani? Sanat tutkumun peşinden gitmem için Lou'yu suçladılar. Gittiğim için. Onun türünün bu ülkeyi nasıl yok ettiğini. Ve dinlerinin karanlık efendileri tapmak olduğunu söylediler. Ayrıca onu bana büyü yapmakta ve ailemizi lanetlemekle suçladılar. Yok artık. Yani gerçekten 21. yüzyıldayız ya. Bu hiç hoş değil. Yargılayıcı olmak istemiyorum ama ailen ırkçı. Bir de bana sor. Yaşadığımı hissettirebilecek tek kişi Lu. Nasıl özgür olup hayallerimin peşinden gidebileceğimi o öğretti. Lu'nun neden ailemle uzlaşma fikrine bu kadar taktığını anlamıyorum. Anlayamıyorum. Yani ailemi terk etmemde bir sorun görmüyorum. İkimiz için terk ederim. Peki ya o? Peki ya o ve ailesi? Aileni terk etmekte bir sorun görmeyebilirsin. Ancak bu onun için o kadar kolay olmayabilir. Ben... Gala, söylemek istediğim bir şeyler var mı? Belki de bize farklı bir bakış açısı sunarsın. Özür dilerim, kulak misafiri olmak istemezdim. Ama istemeden de olsa hikayenizi duydum. Sanırım bahsettiğiniz kişi bir elf değil, doğru mu? Evet, o bir sukubos. Anlıyorum. Ben bir kurt adamım. Kurt adamlar için sürü en önemli şeydir. Aileyi her şeyin önüne koyarız. Bizim de sorunlarımız oldu ama ailemizi hiçbir şey için terk etmeyiz. Belki de onun için de durum böyledir. Ayrıca onun için aileni terk edersen ailen o klişe Skubas genellemelerine daha da inanmaz mı? Ben hiç böyle düşünmemiştim. Sevsen de sevmesen de. Hareketlerin onun üzerinde de etki gösterecek. Ve eğer onun için aileni terk edersen bu onu daha zor bir duruma sokar. Hareketlerden kendini sorumlu tutabilir. Kötü hissedilecek bir şey yok. Sinir bozucu ailemi onunla daha iyi bir aile kurmak için terk ediyorum. Şu an bunu söylemek senin için kolay. Ama gelecekte ne olacağını bilemezsin. Bir gün şartlar değişebilir. Bir gün kararlarından pişmanlık duyabilirsin. Bir gün senin için ailemi terk ettim kozunu oynayabilirsin. Aa, doğru diyor Gala.
Bu arada izninizle bir su içeceğim. Birbirimizi seviyoruz. Şartlar ne olursa olsun onunla birlikte olacağım. Bilirsin, aşk bir alev gibidir. İlk başta cayır cayır yanabilir. Ama eğer bunu sürdürmezsen sönecektir. Sürdürmesi kolay olmayacaktır. Zor bir iştir. Çünkü hayat, hayat fırtınalarla doludur. Ve evlilik sadece aşkla devam edemez. Vay, bu çok derindi. Birbirimize sahip olacağız ve bu bizim için yeter. Söylesene, sağlık sigortan var mı? Ne? Ben bir elfim. Neden sağlık sigortam olsun? İhtiyacın olacak. Niçin? Ölümsüzlük bir elf ayrıcalığıdır. Ama ailen seni reddederse bunu kaybedeceksin. Hasta oldukları ya da ciddi şekilde yaralandıkları için iflas eden kişiler gördüm. 8 dolarlık bir hap için tüm birikimlerini harcayan kişiler. Çünkü bu ülke o hapa 20 bin dolar istiyor. Ve eğer çocuk yapmak isterseniz seninle aynı ayrıcalıklara sahip olmayacak. Büyük ihtimalle melez olduğu için zorbalıkla karşılaşacak. Hafife alınmaması gereken sonuçları var. Bir düşün. Her neyse, gitmeliyim. Davetsiz katıldığım için üzgünüm. Hayır, anlayışın için teşekkür ederim. Benim de gitmem gerek. Beraber gidelim mi? Tabii. İçecek için teşekkürler Metcan. Ve Freya. Güle güle. Evet. Ne? Bir dakika içinde iki müşteri kaybetmemi sağladın. Hey, benim yüzümden olmadı. Zaten gideceklerdi. Bunu kitabına yazacak mısın? Bu bir sır. Eğer kitabın bu kafe üzerine ise yalnızca insanları barındıran bir dünyaya nasıl uyarlayacaksın? Emin değilim. Belki sıcak bir bardak içecek birkaç fikir uyandırır. İyi bir fikir. İsmine rağmen bu kesinlikle Amerikan içeceği. Allah Allah, günler çok çabuk geçiyor. 17 dakikada bir gün bitiriyoruz. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.